Geçtiğimiz hafta Kosova'da bir küçük çaplı isyan veya saldırı girişimi oldu biliyorsunuz. Böyle 30'un üzerinde silahlı adam, maskeli adam, zırhlı araçla Kosova sınırından içeri girdi. Sırbistan'dan Kosova sınırına geçti ve yaklaşık 15 kilometre içeri kadar gitti ve Banjska köyü yakınlarında bir grup polise saldırdı. Polislerden birini öldürdüler. İkisini yaraladılar ki biri ağır yaralandı. Sonra bir manastıra geçtiler ve manastırdaki rahiplerin de yardımıyla, ilginçtir, ziyaretçilerin de yardımıyla barikat kurdular. Güvenlik güçleriyle çatıştılar. Çatışmalar uzun sürdü. Ve en sonunda bunlardan üçü hayatını kaybetti. Hatta bir iddiaya göre dördüncü birinin daha ölmüş olabileceği söyleniyor. Bunların bir kısmı Sırbistan'a geçti ve Sırbistan hükümeti tarafından korunuyor bunlar. Şimdi Kosova Sırbistan'ı suçluyor. Bunun arkasında sen varsın diyor ve bulunan 100 kadar üniforma ve yüzlerce insana, yüzlerce ne diyelim, militana yetebilecek kadar da silahın bulunmuş olması gerek manastır gerekse çevresinde burada bir isyan hazırlığı olduğunu gösteriyor. Kosova diyor ki Sırbistan bir isyan hazırladı, planladı ve Kuzey Kosova'daki Sırpları ayaklandırıp Kosova'nın kuzeyini kendisine ilhak edecekti. Yani kendisine bağlayacaktı. Bütün plan bunun üzerine kurulmuştu. Fakat planları başarılı olmadı. İşleri ters gitti. Efendim, Kosova güvenlik güçleri zamanında müdahale etti. Şu oldu, bu oldu. Evet. Ama en son bir iddia var. Bu iddia gerçekten çok düşündürücü. Gerçekten çok düşündürücü. Çünkü Kosova'daki gazeteler diyor ki bu saldırının arkasında Sırbistan değil sadece olan Rusya da var. Rusya var ve bu saldırganların da bir kısmı Wagner grubuna bağlı silahlı militanlardı. Veyahut da Wagner benzeri bir gruba bağlı silahlı militanlardı. Kosova İçişleri Bakanı da Sveçla'da benzeri şeyler söylüyor. Ne diyor? Diyor ki biz diyor baktık diyor. Drone görüntülerine baktık. Efendim başka kayıtlara baktık. Şunu gördük diyor. Yani evet diyor. Bunlar diyor Sırp. Yani bakıldığında bu silahlı adamlar Sırp. Ama içlerinde diyor bazı kişiler var ki bunlar diğerlerinden ayrılıyor. Yani hem emir veriyor, yönlendiriyor. Bazen başına buyruk hareket ediyor. Ama diğerleri bunları tanımıyor. Yani isim olarak dahi bilmiyor. Bunların kim olduğunu biz de tespit edemiyoruz. Çünkü maskeli. Maskeli bir şekilde gelmişler. İşte kurşun geçirmez yelekler, zırhlı bir araç. Son derece profesyonel bir grup. Yani yaptıkları hareketlere bakıldığında diyor, iki seçenek bırakıyor bize diyor. Bunlar ya Sırbistan içerisinde istihbarat, ordu, özel hareket, özel kuvvetler bunlardan birine ait yöneticiler, silahlı şeyler ne diyelim profesyoneller veyahut da diyor Rusya bağlantılı. Rusya'yı da diyor nereden çıkardık? Şuradan çıkardık. Çünkü biz sadece silah, mühimmat bulmadık. Manastır ve çevresinde aynı zamanda belgeler de çıktı. Ve bu belgelere baktığımız zaman işte Rusya'ya gidip gelen, Rusya'dan gelen kişiler olduğu görülüyor. Yani diyorlar bu işin kesinlikle Rusya ile bir bağlantısı var. Büyük ihtimalle de Rusya'dan gelen bazı silahlı kişiler bunları eğitiyor, yönlendiriyor. Bu isyan hareketinin de arkasında sadece Sırbistan değil Rusya da var diyor Kosova İçişleri Bakanı. Şu anda Kosova'da gerçekten müthiş bir tartışma dönüyor. Wagner veya buna benzer bir Rus şirketinin Kosova'da Sırpları ayaklandırmak istediği, bu ayaklanmanın belli bir seviyeye gelmesi durumunda da Kuzey Kosova'nın işte bağımsızlığını ilan edeceği, Sırbistan'ın buraya müdahale edeceği ve kendi topraklarına orayı katacağı. Zaten biliyorsunuz 2008 yılından beri Kosova bağımsız. Kendisi tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ve bu bağımsızlığı yüzün üzerinde ülke tanıdı. Pek çok Avrupa Birliği ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, biz de dahil olmak üzere pek çok ülke tanıdı. Ama Rusya tanımadı. Çin tanımadı. En önemlisi de tabii ki Sırbistan tanımadı. Sırbistan Kosova'yı kendi vilayeti, kendine bağlı bir il olarak görüyor. Ve yeniden orayı ele geçirebilmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Şimdi bizim için bu konu yani Balkanlar olması nedeniyle önemli. Ama bunun kadar önemli belki bundan daha fazla önemli olan husus Rus müdahalesi. Rusya'nın yanal gerilimi arttırma stratejisi söz konusu bir süredir biliyorsunuz. Yanal gerilimi arttırma stratejisi şu demek. Üzerinizde bir baskı var.
Şu anda baskı Ukrayna cephesi üzerinde. Yani Batı bütün silahlarıyla, toplarıyla, tanklarıyla, uçaklarıyla neyse Rusya'nın karşısında dikiliyor. Ve Rusya bunda gerçekten zorlanıyor. Yani o hattı, tahkim ettikleri hattı korumakta zorlanıyor. O hat birkaç yerden kırılır gibi de oldu. Yani biraz daha ileri giderse Rusya için utandırıcı, can sıkıcı sonuçları olabilir. O yüzden Rusya kendi üzerindeki bu baskıyı dağıtmaya çalışıyor. Bunu dağıtabilmek için de yapabileceği bazı şeyler var, bölgeler var. Dağıtımı yani gerginliği kaydırabileceği. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Baltık bölgesi, Polonya, Belarus üzerinden bunu zaten yapıyor. Şu anda çok ciddi bir şekilde orada bir gerilim söz konusu. Birkaç aydır devam ediyor. Ve bu gerilim çatışmaya bile yol açabilir. Yani Polonya ile Belarus, Litvanya ile Belarus arasında, Rusya arasında yol açabilir. Bir diğer gerilimi yayma alanı Balkanlar. Balkanlar çünkü Balkanlar'da Sırbistan Rusya'nın müttefiki sayılır. Tarihsel bir müttefik yani 100 yılı aşan hatta 100 yılın bile çok üzerine geçen 200 yıl belki daha da ötesine geçen bir ne diyelim kardeşlik ilişkisi var. İkisi de Ortodoks ve tarih boyunca Ruslar Sırplara Osmanlı'ya karşı destek verdiler. Başta Osmanlı'ya karşı daha sonra da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na karşı bu desteği verdiler. Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl çıktığını biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda Sırp bir ne diyelim milliyetçi, Sırp milliyetçisi gitti Avusturya Macaristan Veliaht Prensi'ni öldürdü. Bosna'da öldürdü. Bunun üzerine gelişen olaylarda Sırbistan ile Avusturya Macaristan arasında gerilim başladı. Rusya Sırbistan'ı tuttu. Rusya Sırbistan'ı tutunca yani destek olunca onun yanında yer alınca Almanya'da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yanında yer aldı. İşte küçük sorunlar bir dünya problemine nasıl dönüşür? Yani şu anda da yaşadığımız en büyük sorun bu. Daha önceki bir programımızda ifade etmiştik. 3. Dünya Savaşı mı yaklaşıyor diye. Orada altını özenle çizmiştik. Küçük devletlerin küçük sorunları büyük devletlerin o küçük devletlerle ittifakı neticesinde küresel sorunlara dönüşüyor. Şu anda NATO Kosova'ya asker yığıyor. Asker sayısı 5000'e yaklaştı. En son İngilizler 200 kadar bir asker gönderiyorlar KFOR'a. Ve diğer taraftan da Sırbistan'da Kosova sınırına asker yığıyor. Amerika'nın baskısı sonucu birkaç tane zırhlı araç gitti. İşte personel taşıyıcı araç geri dönmüş gibi yaptı ama görünen o ki henüz Sırbistan oradaki askerlerini çekmiş değil. Kaldı ki nereye kadar çekecek? Zaten bölge ufak. Yani biraz kuzeye çekseniz bile bir çatışma anında bunlar zaten çok yakın o bölgeye. Yeni bir savaş, yeni bir çatışma çıkma ihtimali bu bölgede yüksek. Sırbistan şu anki Cumhurbaşkanı Vučić, Rusya yanlısı bir kişi. Yani diğer Sırplar gibi Rusya yanlısı bir kişi. Ve başından beri Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Vučić'ten Rusya'ya karşı yaptırımlara uymasını istiyor. Fakat Sırbistan bunlara uymuyor. Uymamakta ısrar ediyor. Hatta bu bölgede yayın yapan bir Rus medyası var. Russia Today Balkans diye, Balkanlar diye. Russia Today yanılmıyorsam Türkiye'de de yani bazı yayınlar olmuştu onların. Bunun yayınına yasaklanmasını istiyor Avrupa Birliği ve Amerika. Çünkü diyorlar Russia Today Batı karşıtı propaganda yapıyor. AB karşıtı propaganda yapıyor, NATO karşıtı propaganda yapıyor. Bunu yasaklayın. Ama Vučić bunu yasaklamayı da reddetti. Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda da direncini devam ettiriyor. Ayrıca Ukrayna'ya silah gönder, silah sat dendi. Satmıyorlar, vermiyorlar, göndermiyorlar. Yani Batı dünyasının içerisinde Vučić Sırbistan'ı bambaşka bir yerde duruyor. Rusya yanlısı bir yerde duruyor. En son Kosova gelişmeleri ise bu yakınlaşmayı Rusya'yla yakınlığı arttırdı. Kosova ve bölgesinde hatta bazı yerlere duvarlara veyahut da işte araçların üzerine Rusya'nın işte Ukrayna'daki biliyorsunuz hani ne diyelim militer duruşunu sembolize eden Z işareti sıklıkla çizilmeye başlandı. Ayrıca Rus bayrağı renkleriyle ki Sırp bayrağının renkleri de biliyorsunuz aynı bu Z işaretlerinin çizildiğini görüyoruz. Bu da aslında Kosova Sırplarının ve Sırbistan Sırplarının Rusya'ya ne kadar
sempatiyle baktığını gösteriyor. Evet, Kosova olaylarına, Kosova'nın karışmasında bir Rus parmağı var mı? Yani görünen bunu işaret ediyor. Doğrudan Rus savaşçılar burada yer alıyor mu? Wagner veya benzeri bir şirket burada yer alıyor mu? Şu anda belirtiler o yönde. Ama kesin bir kanıt bulundu. İşte budur. Şu an için diyemiyoruz. Ama bu çıkarsa bunda çok şaşırtıcı olmayacak. Çünkü neden? Rusya, Sırbistan arkasında ve Balkanlarda bir gerilimin çıkması, bir çatışmanın çıkması hatta Rusya'nın işine yarayacaktır. Rusya'nın Ukrayna'daki sıkıntılı durumunu hafifletecektir. Çünkü bütün dikkatler Ukrayna'dan Balkanlara doğru, başka bir bölgeye doğru kaymış olacaktır. Bizim için düşündürücü olan ise böyle bir gelişmenin Ukrayna Savaşı'ndan çok daha büyük ve bölgesel bir çatışmaya, bir kamplaşmaya doğru neden olması olacaktır. Evet, biraz korkutucu bir senaryo. Ümit ederim böyle olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük yayınımız bu kadar. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek dileğiyle.